arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bisan 7500 tanıtımını yapacağız sizlere, dilimiz döndüğünce. MTB bir bisiklet bu. Yeni alındı. İlk baktığımız zaman üzerinde Alivio set var. Alivio set var. Santor maşamız var. Michelin lastiklerimiz var. 27,5 bisiklet. 52 kadro bisikletimiz. Genel olarak böyle. Bisikletin rengi gri ve yeşil tonlarında bir bisiklet. Bugün bir test sürüşü yaptık. Onların videosunu da izleriz ilerleyen dakikalarda. Gayet memnunuz bisikletimizden. Performans yüksek bir bisiklet. İlk defa sürüyorum. Bisikletle birkaç oynama yaptım. LG'ni falan değiştirdim. Orijinal LG değil bunlar. Sonra pedallarını değiştirdim. İşte birkaç değişiklik yaptık. Bunlar bu şekilde. Akarı gideri gerçekten çok iyi. Şu anda neydi, piyasa fiyatı yaklaşık 3850. 3850, 4000 bantları. Evet. Fakat bu fiyata çok iyi bence. Çünkü akarı çok güzel bir bisikleti. Özellikle yokuşlarda, rampalarda hiç yormuyor. Endik rampaları bile birinci vites aldığınız zaman tamamen çıkabiliyorsunuz. Hiç yorulmadan çıkabiliyorsunuz. Ön 3 parça, arkası 9 parça, toplamda 27 vites. Kadromuz 60-61 alloy, alüminyum kadro. Şeyler içinden geçiyor, üst tarafta içinden geçiyor. SR Santor selemiz var. Sele borusu, Enrico. Şeyle, Allian anahtarlı, kilitli şeyle değil. Bu bir eksi olabilir mi? Bence olmaz. Çünkü bunu buradan söküp de seleye alıp gitmek çok basit oluyor. O tür durumlarda. Çalınması. Ama bunda çalınma riski çok düşük. Evet. Yani insanların neye ihtiyacı olduğunu bilemezsin. Bir anda seleye alır götürüverirler. Onun haricinde üzerinde gördüğünüz gibi ön arka Alivio set var. 22'den 36T'ye ayna kolumuz var. Ruble 11-34 arka ruble. 9'lu. Üzerinde Alex Rims jantlar var. Kendi orijinal jantları. Michelin lastikler 27,5. Ön tarafta SR Santor maşamız var. Fren sistemimiz Shimano. Hidrolik disk fren. Onun haricinde kilitli maşa. Tabii kilitli maşa. Açılır kapanır ve ayarlı aynı zamanda da. Ayarlı. Gidonundan bahsedebiliriz. Gidonun şeyi güzel. Tutuş şekli güzel. Gidonun şekli olarak da güzel. B Plus Bisan'ın kendi yan ürünü, evet, diyebiliyorum. Elciklerimizi biz değiştirdik. Elciklerimiz daha önceki şu şekildeydi. 7400'deki de aynı. Aynıydı. Biz bu şekilde getirdik. Tutuşu daha güzel oldu. Daha seri oldu. Şeylerimizi değiştirdik yine. Pedallarımızı değiştirdik. Üzerindeki yaptığımız ufak değişiklikler sadece pedal ve şey. Elcik. Onun haricinde. Üzerinde bisiklet dayama kolu yoktu. Biz ben böyle daha çok sevdiğim için ben taktım. Ama fabrika satışında bu ayaklık yok üzerlerinde. Aynen öyle. Şeyi, hafifliği yani yaklaşık bir 14 kilo civarı olması lazım. 14-15 kiloya yakın. Şeyde 16 kiloya yakın geliyor zaten bu 7400. Ona nazaran bir tık daha hafif. Büyük yolda gidişi çok güzel. Düz yolda özellikle 30-35 çok rahat gidilebiliyor bu bisikletle. Tabii sizin kendi performansınıza da bağlı, kondisyonunuza da bağlı. Yani abanabildiğiniz kadar abanabiliyorsunuz. Yani
bisiklet ben gitmem demiyor. Yani bu lastiklere rağmen çok güzel asfaltta da akıyor. Aynı zamanda bugün şeyde denedik bisikleti. Toprak zeminde denedik. Bozuk zeminde denedik. Yani maşanın çalışması, bisikletin esnemesi gayet güzel. Onun haricinde yani sizi çok fazla yormuyor. Fiyat olarak da çok memnun edici bir fiyat. Yani aynen, 3800-4000 aralığında ve üzerlerine birkaç değişik aksesuarla takılarak işte bu fiyat bandını yukarı çekebiliyorsunuz ama 3800'e Alivio bir set almak gayet güzel, memnun edici. Aynen öyle. Bence başarılı. Kullanılabilir, alınabilir. Carraro ile karşılaştırırsak sence Carraro Bisan kadro olarak ne söyleyebilirsin? Belki bizi izleyen arkadaşlar ikisinin arasında seçim yapmak isteyebilirler. Çünkü bizim Carraro yolumuz da var. Zaman zaman Carraro MTB bisikletlere de bindik. Bu konuda da biraz tecrübeliyiz. Ya şimdi Carraro'nun kadro açıları gereği duruş pozisyonunda biraz daha böyle insanı sanki aşağıya basıyormuş gibi. Yani bundaki sürüş pozisyonunda ben çok daha rahat ettim. Mesela şey de öyle, 7400 de aynı şekilde. Sürüş pozisyonlaması olarak gayet güzel bir sandal. Ama Carraro'da bir şey var, nasıl diyeyim, bir rahatsızlık hissediyorsunuz. Bilmiyorum, belki biz buna alışınca veya o Carraro'dan tabii buna geçince yine bir rahatlığını gördük de. Benim evde iki tane Carraro'm var. Hem elektrikli e-gravelim hem de yol bisikletim. İkisinden de çok memnunum. 0.42 kullanıyoruz yol olarak da. Yola 0.42 kullanıyoruz. Aynı zamanda e-gravel mükemmel bir bisiklet zaten. Söylemeye bile gerek yok. Onun haricinde dediğim gibi MTB'ler konusunda Bisan çok çok iyi. Çok güzel.